Örneğimiz şu olsun. Butona basalım. Butonları elimiz çektiğimizde butona bastığımız süre kadar çıkışımız çalışsın. Bunun için öncelikli olarak bir buton kullanacağız. Örneğin bu input 0.0 olsun. Tagı name tag'dan buton diyelim. Yani şimdi burada zamanı saymak için bir zaman ölçüsü kullanacağım. Peki hangi zaman ölçüsünü kullanacağım? TP'yi kullanamam. Niye TP'yi kullanamam? Girişten bağımsız olarak işlem yapıyordum zaman ölçüsü hatırlarsanız. Girişi kesseniz de PT değerine kadar zamanı saymayı sürdürecek. TOF'a geleyim. TOF'u da bu iş için kullanamam. Niye? Çünkü TOF butona bastığınız zaman saymıyor. Butondan elinizi çektiğiniz zaman saydığınız, girdiğiniz zaman PT değeri kadar çıkış çalıştırmasını sürdürüyor. TON giriş uyguladığınız zaman sayıyor ve PT değerine geldiğinde kontaklar konum değiştiriyordu. Bunu kullanabilirim. Ha TONRE'de kullanabilirim ama resetletmek benim için şu anda sorun olacak. O nedenle en uygun zaman öğlen burada TON. Buna zaman 1 diyeyim. Şu anda yaptığım işlem ne? Zamanı saydırmak. Butona bastığım süre kadar olan zamanı burada ton zaman 1 zaman öleme saydırmak. Şimdi PT değerine gireceğim. PT değerini yanlış hatırlamıyorsam 200'lerde falan giriş olduğu sürece zaman saymayı sürdürüyordu. Ne demek istiyorum? Input 0.0'a burada bastınız butona. Zaman saymaya başladı. PT değerini geçsek de örneğin buraya 5 saniye dediniz. 5 saniyeden sonra da zaman saymayı yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor olabilirim. Zaman saymayı sürdürüyordu ama burada TIA portaldaki zaman rölelerinde PT değerine geldiğiniz zaman, PT değerine gelindiğinde zaman saymayı bırakıyor zaman rölesi. Örneğin buraya 5 saniye yazdığınızda 5'e kadar sayıyor. Giriş olsa da ondan sonrasını ne yapmıyor? Saymıyor. Evet kontaklar konum değiştiriyordu. Zaman saymayı sürdürüyor da ama TIA portalda bu olmuyor. O nedenle buraya çok yüksek bir değer yazmamız lazım. Yani butona ne kadar süre basacağız? 3 saniye, 5 saniye. Bunun üstünde bir değer yazmamız lazım. 1 saat gibi büyük bir değer gireyim. ET değerini nereye atayacağız? ET değerini direkt buradan bir double alan atayabiliriz ama burada mol blokları göstereceğim için bu değeri ben aşağıda atayacağım mol bloğuyla. Neyi? İnne. Gelelim. Zaman 1'in ET sayma değerini. Bu double alandı zaman öğelerinin. Merker double 50 gibi bir değere atadım. MG yazmışım. Merker double 50 gibi bir yere atadım. Buna da rename tag sayma diyeyim. Change. Şimdi yaptığım işlem ne? Butona bastığım sürece değeri Merker double 50 alanına atıyorum. Öyle düşünelim. Şimdi Merker double 50'deki buradaki ET değerini ben bir başka zaman ölçüsünde kullanıp butondan elimi çektikten sonra zaman saydırmam lazım. Bunun için en uygun zaman ölçüsü hangisi? TOF zaman ölçüsü. TOF neydi? Giriş kesildikten sonra girilen PT değeri kadar zamanı, işte kontakları konumunu sürdürüp o PT değerindeki zamandan sonra kontaklar ilk haline geri geliyordu. Burada TOF zaman öğrisi kullanacağım. Zaman 2 diyeyim buna da. Peki TOF zaman öğrisi ne zaman devreye girsin? Butondan elimi çektikten sonra. Yani burada kontrollü sürükledim. Buraya kopyasını oluşturdum. Butona basacağım. Kontakları normalde bunun konum değiştiriyor. Butondan elimi çektikten sonra zamanı sayacak. O nedenle butonu buraya girdim. Peki PT değeri ne olacak? Burada zaman sayma yani Merker double 50 benim için buradaki zaman öğesinin değeri olacak. Şimdi bir de çıkış vermem lazım. Çıkışı ne zaman vereceğim? Şimdi buraya çıkış ekleyebilir miyim? Buraya çıkış eklediğimde input 00 geldiğinde direkt burada çıkış verecek bana. Olmaz. Çıkış ne zaman çalışacak? Şimdi onu düşünelim. Çıkışta bir kere şuraya bir Q'yu getireyim, koyayım. Q 0.0 rename tag çıkış change. Çıkış şimdi ne zaman çalışacak? Bir kere TOF'un kontakları olacak buradaki. Zaman 2'nin kontakları olacak. Peki hangi kontağı olacak? Normalde açık kontağı olacak. Ne olacak? Zaman saymaya başladığında bu normalde açık kontak bu kapanacak. Öyle değil mi? Normalde açık kontak kapanacak. Şuraya gelelim. Bu zaman 2'nin Q değeri. Zaman öylesi şuradaki 2 devreye girdiğinde tak diye bu kontakları kapayacak. Q00'a çıkış verecek. Q
Q00 çalışacak. Input 00 kesildiğinde zamanı sayacak. Bu zamanı sonunda bu kontaklar açılacak. Bunu devre dışına bırakacak. Ama burada şöyle bir durum var. Input 0.0'a bastığımız anda burada Q00 devreye girer. O nedenle şöyle bir şey yapmamız lazım. Input 0.0 varken, yani ben butona basıyorken devrede olmaması lazım. Yine buradan input 00'ı kontrolle kopyaladım. Şuraya getirdim. Butona bastığım anda zaman öğesi kontakları konum değiştirdi. Kapalı çalıştı. Şimdi bu da olmamış gibi gözüküyor. Ki şunu normalde kapalı yaparsak ne oldu? Butona basmadığımda şu anda run yaptık. Hiçbir işlem yapmadık. Butona basmadığımda buradan geçti enerji şu açıktan Q00'ı çalıştıramadı. Butona bastığımda bu açıldı. Şuradan zaman öğesi 2 devreye girdi. Girer girmez burayı kapadı ama bura açık. Butondan elimi çektiğimde bu kontak kapandı. Bu da in girişi olduğu için kapalı ve sonrasında butondan elimi çektiğimde, yani in giriş 0 olsa dahi, şuradaki Merkür W52 zamanı sayana kadar kapalı. Kapalı kapalı devreye girdi. Zaman sonunda normalde açıktı. Açtı, çıkışı kesti. Şu anda olduğu gibi gözüküyor. Şimdi buraları ben niye boşaltmamışım? Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Butona bastık. Zaman öylesi zamanı saymaya başladı. Evet, devamlı saydığı ET değerini Merkür W50 alanına atıyor. Butondan elimizi çektiğimizde ne olacak? Butondan elimizi çektiğimizde buradaki ET değeri sıfırlanacak. Sıfırlandığı için en sonki değer olarak buraya Merkür W50'ye sıfır atayacak. O nedenle burada MoBlock devamlı atama yapmasın. Çünkü dediğim gibi butondan elimizi çektiğimiz anda şurada zaman 1'in ET değeri, saymakta olduğu değer sıfırlanacak. Sıfırlanınca bir aşağı satıra inecek, sıfıra gidecek, Merkür W50'ye atacak, Merkür W50'de gelecek, buna sıfır zamanını yazacak. Yani herhangi bir işlem yapmayacak. O zaman bu işlemi butona bastığımız sürece yapsın. Ve kontrolle kopyaladım. Ne oldu? Butona bastık, zaman öğesi saymaya başladı. Bu ara saydığı değerleri Merkür W50'ye atıyor. Buton burayı da kapadı. Stop zaman öğelem devreye girdi, kontağını kapadı ama açık. Bu ara Merkür W50'ye atanan değer buna PT değeri olarak atandı. Butondan elim çektiğimde kapandı, zamanı saydı. Şimdi olacak mı bakalım. Gönderelim bunu PLC'mize. Monitoring'i açtım. Şimdi bunu adım adım kontrol edeceğim. Direkt sona bakmayacağım. Butona bastığım süre sonunca zamanı sayıp Merkür W50'ye atıyor mu? Evet. Bastığımız süre sonunda Merkür W50'ye atıyor. Network 1'deki zamanı saydırıyorum. Network 2'de ise Merkür W50'ye zamanı atıyor. Peki elimi çektiğimde Network 2'deki Merkür W50'ye atanan zaman değeri 0 mu olacak? Yoksa en sonki ET değerini mi alacak hafızaya? Baktım, en sonki ET değerini hafızaya aldı. Bu güzel. Bayağı uzun saydırdım size anlatırken bu kısmı. Ve burası kapalı, burası kapalı. Butondan elimi çektiğim için çıkış çalışıyor. Oradaki 30 saniyeydi. 30 saniye burada Merkür W50'de tofa atandı. Kapalı kapalı. Biraz sonra şura açılacak ve çıkış devre dışı kalacak. Ve çıkış devre dışı kaldı. Butona bastığımda ki durumu burada görmemiştik. Tekrarlayacağım. Butona basıyorum. 1, 2, 3. Elimi çektim. Çıkış çalıştı. 3 saniye sonra durdu. Bu oldu. Aşağı satırı buraya aldığınız zaman, yani buradaki zaman 2 zaman öresinin çıkışını aldığınız zaman yine bu şekilde de çalışacaktır. Bir network satmış olduk cevaba. Şimdi bu mobilo'yu zaman öresinin buradaki çıkışına getireyim. Şimdi ne yaptık? Şuradan sileyim ya. Şimdi ne yaptım? Zaman öresi çıkış verdiğinde işte mobilo ET değerini Merkür W50'ye atayacak. Ve burada yine kullanacağım. Bunu göndereyim. Input'a bastım, zaman sayıyor, ET değerini de görüyorsunuz. Elimi çektiğimde atamayı yaptı. Bir daha yapıyorum. Merkür W50 ET'yi atıyor. Ve şu anda çıkış çalışıyor. Soruyu biraz daha kısaltmak adına bu şekilde de çözebilirsiniz. Ne oldu? Burada aşağıdaki satırda input 00 üzerinden mobilo atama yapıyordum. Bunu ton zaman öresinin çıkışına bağladım burada zaman 1'e.
basıyorum. Elimi çektiğim zaman bastığım süre kadar çıkış çalışıyor. Çözüm biraz daha zorlaştıralım. Bunu tek zaman öresi kullanarak yapalım. Yine yukarılarda bir şeyler yapacağım. Onu biraz sonra göreceksiniz. Şuraya ekleyeyim. Butonum saysın. Neyi saysın? Zamanı saysın. Acaba şunu bir sileyim. Ne demek istiyorum? Şurada sistem bloklarının altında bak zaman birin data bloğu az önceki örnekten kalmış. Onu bir sileyim çünkü aynı ismi vereceğim. Zaman 1. Sayma değeri Merkel Double 50 demiştik. Merkel Double 50 saysın. Bunu tek zaman öresiyle yapacağız. Hem zamanı sayacak hem çıkış çalıştıracak. Burada peki Merkel Double 50'nin ilk sayma değeri ne olacak? Demin 1 saati standart olarak üstüne yazmıştık. İlk değeri P diyelim. Input 00'ın yani butonun ilk devreye girdiği anda atayalım. Buton Merkel 10.0. Teklere isim vermeyle uğraşmayacağım artık. Şimdi input 00'a ilk bastığımızda buradaki Merkel Double 50'nin yani zaman 1 zaman rölesinin, ton zaman rölesinin ilk değerini atasın. Gelsin buraya move. 1 saatti 1H'ye. Yani şuraya bir önce çıkışı yazalım. Merkel Double 50. Zaman sayma Merkel Double 50. 1 saati Merkel Double 50 atası. Şimdi saydı. Butondan elimi çektim. Buradaki ET değerini PT değeri olarak devamlı atayamazsınız. Yani şunu yapamazsınız. Gelelim bir daha move. Şunun ET değerini zaman 1'in ET değerini Merkel Double 50'ye atadığımız zaman ne olur? Şimdi ne oldu burada yaptığım? Bunun ET değerini sayma değeri olarak atadım. Sayma yapmaz. Peki bu sayma işlemini ne zaman? Yani bu atama işlemini benim ne zaman yapmam lazım? Sayma işlemi bittiğinde. Sayma işleminin bittiğini nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Butondan elimi çekiyorum. Butondan elimi çektim. Merkel 10.1. Şimdi ben ne yaptım? Butona bastığım anda zaman rölesi için 1 saatlik bir ilk değer atadım. Daha sonra butondan elimi çektiğimde buradaki zaman rölesinin ET değerini götürdüm. Merkel Double 50'ye tekrar atadım. Bunu butona bastığın sürece yapamazsın. Ya da direkt buton kullanmadan direkt line'ın başına ekleyemezsin. Niye? Çünkü buna sayma değerini ET değeri olarak atıyorsun. Bu sefer ET değerini ilk gördüğünde sayma değeri olarak görecek. Üstünü açtım diyecek. Saymayı açtım diyecek. Bırakacak. O nedenle buradaki sayma değeri butondan elimi çektiğimde buraya atanması lazım. PT değer olarak. Peki butondan elimi çektiğimde atanan değer ne? Butondan elimi çektiğimde atanan değer butona bastığım süre. Buna bastım butonu. 1 saat başlangıcıyla başladı PT değeri. Tabi 1 saati geçmeyeceğim. ET'yi saydı. Butondan elimi çektiğimde en sonki cycle'daki ET değerini Merkel Double 50 atadı. Butondan elimi çekmiş oldum. Ve butondan elimi çektikten sonra da burada Merkel Double 50 yani bunun en sonki ET değeri buna yeni PT değeri olarak atandı. Şimdi bunları niye aşağıya yapmadım? Bunları şu nedenden dolayı aşağıya yapmadım. Şurada fazlalık sileyim. Şu nedenden dolayı yapmadım. Eğer şuradaki move komutu bunun altında olsaydı butondan elimi çektim. Çektikten sonra ET değeri sıfırladı. Bunun düşen kenarında ET değeri olarak sıfırlanmış değeri Merkel Double 50 atacaktı. Bir sonraki sayma değeri bunun sıfır olacaktı. Bu nedenden dolayı bu işlemi yaptım. Peki şimdi yaptığımız işlem şu. Başlangıç değeri olarak 1 saat atadık. Butona bastık. Saymaya başladı. Butona basınca başlangıç değeri 1 saat atandı. Bu ara bu saymaya başladı. Butondan elimi çektiğimde bunun saymış olduğu ET değeri tak diye Merkel Double 50'ye atandı. Butondan ne zaman? Butondan elimi çektiğim
düşen kenarda. Butondan elimi çektim artık, saymayı bıraktı ama düşen kenarına Merkel Double 50 buna yeni PT değer olarak atandı. Şimdi bunun çıkışının çalışması lazım. Yani burada bir Q çıkışını çalıştıracağım. Peki butondan elimi çektim artık. Elimi çekince zaman rölesi durdu. Bunun tekrar çalışması lazım. Yani butondan elimi çektikten sonra da zaman rölesinin tekrar çalışması lazım. Butondan elimi ne zaman çekiyorum ben? Aynı şeyi tekrar yapacağım. Merkel 10.2. Merkel 10.2. Şimdi butondan elimi çektiğimde bu sefer kalıcı bir çalışma istiyorum. Kalıcı çalışma için de ne yapmam lazım? Set resetlerden yararlanacağım. Setlemem lazım. Merkel 0.0 örneğin. Şimdi ne oldu? Butonla elimi çektiğimde Merkel 0.0'ı setledim. Peki Merkel 0.0 ne yapacak? Zaman rölesini tekrar çalıştıracak. Merkel 0.0 zaman rölesini çalıştırsın. Tak 4 mi? Tak 4. Evet, yukarı. Şu anda ne oldu? Başlangıç butona basınca bir saat atandı. Butondan elimi çekince sayma değeri Merkel Double 50 olarak buraya geldi. Bu sefer yeni işlem yapacak. Yeni yapacağı işlem ne? Tekrar en son saydığı, bir önceki çalışmada saydığı değer olarak tekrar zaman rölesi devreye girdi. Bu ara butondan elimi çektiğimde Merkel 0.0'ı setledim. Merkel 0.0 ne yaptı burada? İşte zaman rölesini bir daha devreye aldı. Peki bu Merkel 0.0'ın durması lazım. Bu sefer ne yapıyorum? Zaman rölesinin zaman birinin Q'suyla resetleteceğim. Niye? Bunu... Yanlış yaptım. Ctrl Z, Ctrl C. Şu ne olacak? Reset olacak. Merkel 0.0'ı zaman sonunda tekrar resetletti. Peki şey ne zaman çalışacak? Benim istediğim çıkış, yani Q0.0 ne zaman çalışacak? Merkel'in çalıştığı süre kadar çalışacak. Bir dakika. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Merkel ne zaman çalışıyor? Butona basıyorum. Sayıyor. Butonu ilk bastığımda sayıyor mu? Bu ne? Saymıyor. Butondan elimi çekiyorum. Merkel saymaya başlıyor. Evet. Peki ne zaman duruyor? Zaman rölesini devreye alıyor. Zaman rölesinin süresi sonunda resetliyor. O zaman ben direkt gelip bunlara sileyim. Sileyim. Q0.0 yazabilirim. Yani çıkış. Çıkış ne zaman çalışıyor? Zaman butondan elimi çektiğimde setliyor. Burayı tekrar devreye alıyor ve zaman sonunda devre çıkış. Evet, yolluyorum bunu. Parça parça gidelim. Butona ilk bastığımda buradaki ET değerini 1 saat olarak göreceksiniz. Butona ilk bastığımda ET değeri 1 saat, zaman 2 saniye sayarken elimi çektiğimde MOV Double 50'nin içerisi 2 saniye oluyor. Bakın tekrar yapıyorum. İlk atadığımda, ilk butona bastığımda Merkel Double 50 içeriğini 1 saat göreceksiniz. Butondan elimi çektiğimde en son saydığı ET değerini Merkel Double 50'ye atanmış göreceksiniz. O ne yapacak? Yeni sayma değeri olarak devreye girecek. Elimi çektim. Evet, çıkış çalıştı. Şimdi Q'nun çıkış verip vermediğini set resette görmek zor. Tekrar deneyeceğim ama burada. Bakın set oldu mu olmadı mı anlayamıyorsunuz. Nereden anlarsınız? Şuradan anlayacaksınız bunu. En kolay. Q şuradaki kontağını kapadığında bilin ki Q çalışıyor. Tekrar butona bastım. Q çalışmıyor. Butondan elimi çektim. Buton süresi kadar, basma süresi kadar burada kontağını kapadı. Çıkış çalışıyor. Evet, şu anda devre dışı kaldı. Bundan bir önceki videoda MOV bloklarını anlatmıştım. Bu videoda MOV bloklarıyla ilgili örnek çözdüm. İlerleyen dönemlerde yeni çektiğim videolarda matematik işlemlerine girdiğimde MOV bloklarını daha sık kullanacağız. Ama ilk temelde verebileceğim örnek bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.